Aslında birçok şikayeti saydınız hocam. Kişi birçok şikayetle de gelebilir. Aslında direkt horlamanın temel aslında sıkıntının bahsettiğiniz şikayetler olduğunu bilmeden de gelebilir. Horluyorum diye de yanındaki partneri söyleyip şikayete gelebilir. İşte horluyor dediğiniz gibi işte bu sebebi bulmaya çalışıyor. Bu kişi neden horluyor? Yani evet. Neden bu içeride bir negatif bir basınç sonucu oluşup burada bir titreşim artıyor? Nefes almasını hangi neyi daraltıyor? Biz bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Apne ile aynı şey mi bu? Apne, horlama apne nedir? Apne dediğimiz şey nefesin 10 saniye üzerinde durmasıdır. Hmm. Yani o anda... Hani televizyon izlerken kendinden geçen uyku hali mi yoksa? Yok. Bilmediğim... Bir tane nefesi durması ve nefes durması sonracı beynin bu kişiye göre değişiyor. Bazen 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye hatta 90 saniyeye kadar süre nefesi durmuş insanlar var. Bu polisomnograf dediğimiz bir test var, uyku testi dediğimiz test var. Burada tespit edilen sayılar, oranlar. Ve bu arada bir anda beyin uyarı vermeye başlıyor. Kalk, 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 boğuluyorsun diye. Birden impuls geliyor ve o impuls gelince birden irkilerek ve uyanma meydana geliyor. Uyanmayla birlikte hasta hava yolları açılmış oluyor ve nefes almaya başlıyor. Yani hayatı tekrar tutulmuş gibi bir şey oluyor yani. Evet. Peki tedavi edilebilir mi diye soralım. Bunların hepsinin tedavisi yani... Var. Ama önce tanıyı koymamız lazım. Doğru tanı. Doğru tanı nerede olması. Ve artı apnede işte dediğim gibi ne kadar duruyor? Kaç saniye duruyor? Bu sürede vücudun direnci, oksijen saturasyonu ne kadar oluyor? Kandaki oksijen miktarı. Çünkü o nefes durduğum zaman vücut o an oksijen almıyor demektir. Beyin etkileniyor mu? Kas yapıdan etkileniyor. Bunların hepsi test, uyku testleri, teste girerek kişi. O test sonucunda da ne kadar apnesi oluyor? Buna cevabı ne oluyor? Artı uykuya dalıyor mu? En önemli şey bu apneli ve horlamalı kişilerde derin uykuya giremiyoruz. Derin uykuya giremediğimiz vakit rüya bölümüne geçemiyoruz. Rüya bölümü demektir. Rüya bizim aslında vücudun backup yani siz biliyorsunuz yedekleme sistemidir yani. Bütün o gün yaşadığımız her şeyi vücut yedekler. İşe yarayanlar ayrılır, işe yaramayanların hepsini çöpe atar. Rüya görmek iyi bir şey mi? Tabii yani. Hmm. Ama biz bunu fark etmeyiz. Fark etmiyoruz. Ama o sırada işte vücut onu yedekliyor. Siz apneye girerseniz bu derin uykuya kısmına geçemiyoruz. Derin uykuya geçemediğimiz için sabahlar insanlar yorgun kalkıyor. Bütün gece çalıştım gibi hiç uykumu alamadım diye kalkıyor. Çünkü rüya bölümü derin uykuya geçemedikleri için bunlarda problem oluyor. O derin uyku dediğiniz uzun bir süre mi diye soran izleyicilerimiz de olabiliyor. Derin uyku yani periyotları var. İşte bu uyku testinde bunun hepsi. Sizler değerli hocalarımız diyorsunuz ya 10 saat sağlıklı bir kişi ya da 6 saat uyuması lazım ama birçok arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda diyor ki ben kaliteli uyuduğumda 1 saat 2 saat günü rahatlıkla tamamlayabiliyorum. Hangisi doğru diye soruyor. Kişinin ihtiyacı yani ta küçüklüğünden beri gelen, doğuştan gelen ihtiyaçları var. Bazı insanlar uykuyu seviyor, 10-12 saat uyuyor. Bazı insanlar dediğiniz gibi 5-6 saat uyku yetebiliyor. Bu alışkanlık ayrı. Bir de o sırada işte sizin derin uykuda ne kadar geçirdiğiniz periyot var. Mesela ilk derin uykuyu biz 90. dakikada geçiyoruz. İlk 90 dakikada derin uykuya giremiyoruz. 1,5 saat. 60 yani kişiye göre değişmekle birlikte genelde bu 70 ile 90. dakika arasında oluyor. Bu periyotlar kısa periyotlar yani birkaç dakika, 5-10 dakika içinde geçen bir periyotlar. Zaten o sırada bakarsanız, yani görürseniz uyku sırada insanların gözleri böyle atmaya başlar. İşte o derin uyku dönem periyodudur. Yani zaten biz hastayı uyku testinde de baktığımız, incelediğimizde elektrotlar ipler oynamaya başlar. Der ki derin uykuya girdi, uyku periyoduna girdi. Biz onu öyle algılıyoruz yani. Peki sizin tam teşekkürlü bir hastanede çalıştığınızı bildiğim için... ve birçok hastalıkta da tedavide öncülük yapan birçok hastane gibi sizin de çalışmalarınız kurumunuzda takip ettiğimiz için çok çok başarılı. Siz bir günde mi o tedavi testini, uyku apnesini, teşhisini yapıyorsunuz diye soralım. Tedavi alanlarında ne kadar misafir olması gerekiyor danışanınız size? Şimdi uyku testi dediysek önce işte... anamnezini alıyoruz, öyküsünü alıyoruz. Evet. Baktık dediği şikayetler var. 10 saniyede uzun bir nefes durması var. Biz o zaman ne yapıyoruz? Diyor ki sana bunu bilimsel olarak da ortaya koymamız gerekiyor. Artı bazı şeyler için mesela SGK'nın bazı ödemeleri yapabilmesinde diyor ki bu test gereklidir diyor. Bu evet. Testi yapılması gerekiyor. Bu uyku testi bir gün laboratuvarda, uyku laboratuvarında hastaya yatırılıyor. Evet. En az 6 saat uyku yapması da uyuması gerekiyor. O sırada elektrotlar bağlanıyor. Çeşitli 12-15 kanallı elektrotlar var. Bunlar beyine takılıyor, kalbe takılıyor, oksijen saturasyonuna bakılıyor, burnuna bakıyor, göğüs hareketlerini ölçüyoruz. Bazı insanlarda ayaklarını ölçüyoruz. Ayak huzursuz bacak sendromu, o tip hastalıkların tespiti açısından. Bunların hepsi bakılıyor.
O kayıt bir gece yattıktan sonra o raporlar değerlendiriliyor. Değerlendirdikten sonra diyoruz ki sende apne var. Ha, bu apnenin basıncı ne kadar onu bakıyoruz, çok yüksek belki o gece. Çok ciddi bir apnesi var. Ha, ikinci, hemen ikinci seviyesinde geçebiliyoruz. Nedir bu? CPAP dediğimiz cihazlar var. Hastaya oksijen verme. O bakıyoruz çok derin apnesi var. Yani hiç hemen uyandırıyor teknisyen arkadaş. Hemen bu sefer basınç oksijen vermeye başlıyoruz. O cihazla birlikte hava vermeye başlıyoruz. Biz onlar kalibrasyonu yapıyor. Bir gecenin ikisi birden de halledilebiliyor. Ya bakın CPAP'a gerek yoksa bu sefer diyoruz ki rapora göre diyor bunu cerrahi kalbi değerlendirsin. Kalbi tekrar bakıyoruz. Tıkanıklıklar nereyse yine ona göre gerekli cerrahi ve tedavisini öneriyoruz. Yani. Peki bu yapmış olduğunuz test %100 tanı yöntemi diye soran izleyicilerimiz yani. Var. Evet. Yani evet. O tanı aldıktan sonra yani kişi çünkü laboratuvar bir gözlenmiş, bilgisayarda değerlendirilmiş, tekrar kişi tarafından raporlanmış bir test oluyor. Değerli bir testtir yani. Evet.